Kendimize hakim olabiliriz. Yakışıklı bir daha deneyeyim. Nasıl sinirlerimize hakim olabiliriz? Güzel yüzüm ya, dünya kısa süreli bir imtihan yeri. Sana bir görüntü gösteriyor ekran. Ekrandaki görüntüye sinirleniyorsun. Yani çok küçük düşürücü olur. Yani televizyonda gördüğün görüntüye sinirlenmek ne kadar makulse, bu ekranda gördüğün görüntüye sinirlenmek de o kadar makul. Dolayısıyla orada akılcı davranacaksın. Allah'ın sana bir görüntü gösterdiğini bileceksin. Bütün gücün Allah'a ait olduğunu bileceksin. Her şeyi Allah'ın hayırla yarattığını bilip ondaki hayrı görmeye çalışacaksın. Dolayısıyla sinirlendiğinde komik duruma düşmüş olursun. Görüntüye sinirlenmek olmaz. Evet, dinliyorum. Günah üstlenmek doğru mu? O halkın yanlış bir inancı, yakışıklım. Günahım bana, işte şunu yap, günahım bana. O dini bilmemekten, biraz da dine saygısı olmayan insanların bir üslubu. Münasebetsizlik. Zaten öyle bir şeyin olmayacağını da o bilir ama biraz pervasızlık, biraz da dine ehemmiyet vermediğini vurgulayarak karşı tarafı dine karşı saygılı olmamaya davet eden bir üslup o. Çirkin bir tavır, yakışık almaz tabii ki. Ayette Allah Fatır Suresi 18'de hiçbir günahkar bir başka günahkarın günahını yüklenemez diyor Allah. Nereye günah yükleniyor? Allah'ın hükmü açık. Evet, dinliyorum. Hacca insan niye yaşlanınca gider? Yakışıklım, şimdi Müslüman olunca adam diyor ki benim hayatım kayacak zaten, mahvolacağım. Müzik dinleyemeyeceğim. Resim olmayacak, sanat olmayacak, eğlenemeyeceğim. Yani sabahtan akşama kadar camide duracağım. İşte camiye gidip geleceğim. Hayatın bütün yönlerinden çekileceğim. Neşeyi, sevinci, her şeyi unutacağım. Dolayısıyla hacca gittiğimde kendimi manen öldürdükten sonra hacla şereflenirsem bu benim için bir rahatlık olur diyor. Zaten namaza başlamayı, hacca gitmeyi ölüm başlangıcı olarak görüyor. Hacca gittim, öldüm ben artık diyor. Artık ne eğleniyor, ne gülüyor, ne dans, ne müzik, ne eğlence, ne sevinç. İçine kapanıyor. Yani artık ölümü bekliyor. Bu çok yanlış. Gençken hacca da gidilir. Gençken namaz kılınır. İbadetler gençken yapılır, yaşlılıkta da yapılır, her zaman ömür boyu yapılır. Ama hayatı öldürmez din. Din hayatı canlandırır, hayatı neşe verir, sevinç verir. İnsan dindar olduğunda akıllı, canlı, neşeli, dışa dönük, hayat dolu bir karaktere girer. Ama gelenekçi İslam bunun aksini ispat ettiği için, aksini anlattığı için insanlar dindar olmayı mahvolmayla eşit görüyorlar. Hayatı yok eden bir sistem olarak görüyorlar İslam'ı. Madem diyor içime kapanacağım, hayatın bütün sosyal yönlerine çekileceğim, yaşlılığımı bekleyeyim bari diyor. Yaşlanınca zaten bir nevi ölmüş olacağım. Ölmüş adam bir kere daha ölse ne olur kafasında oluyor. Yani asıl mantık bu. Evet, dinliyorum. Adana'da ücretsiz kart